yaşam. Ay ne iyi oldu geldin ya. Çok mutlu ettin beni. Kızım seni çok özledim. Telefonda sesini duyunca öyle dayanamadım. Hemen atladım geldim. Ya canımsın benim ya. Çok mutlu ettin beni. Evet. Biraz keyfim yok. Okul, çevre, babam. Babam? Yoksa affettin mi onu? Affetmek değil de onu anlamaya çalışıyorum. O beni tanımaya çalışıyor, ben onu tanımaya çalışıyorum. Kan çekiyor belki de. Neyse boş ver onu. Bizim oralar nasıl? Annem nasıl? Yani her şey bildiğin gibi, değişen pek bir şey yok. Annen eskisi gibi şen şakrak değil. Yani özlüyor tabii de senin için doğru kararın bu olduğunu bildiğinden pek çaktırmıyor. Artık ne doğru ne yanlış ben de bilmiyorum Neşe. İki haftada her şeyi nasıl karıştırdın acaba? Anlat. Biri var. Hayatımı mahveden ama adını her söylediğinde yutkunduğum biri. Bir de Semih var. Hep benim yanımda olan. Biraz züppe. Hadi biraz da yılışık ama olsun. İyi çocuk, eğlenceli çocuktur Semih. Semih mi? Semih! Benden ne zaman karşıma çıkacaksın diye merak ediyordum. Ya sen de farkındasın yani yaptıklarının. Asıl sen farkında mısın? İlk tanışmamız kavgayla oldu hatta. Tam özel okul bebesi olur ya, öyle bir tip. Büyük aşklar büyük kavgalardır mı? Aşk falan yok ya ama doğru. İlk başta bir nefret ettim. Sonra beni anlayan, benimle ilgilenen bir adama döndü. Onun yanında kendimi mutlu ve huzurlu hissediyorum. Vallahi seni bilmem ama Semih sana vurgun kızım. Öteki biliyor mu? Seni severdim Semih. Evet, güzel günlerdi. Ama o zamanlar zevk olsun diye adam dövmezdik Meriç. Güzel çocuklardık, saf çocuklardık. Çocukluğumuzun anısına seni hep başka bir yere koydun. Ama sen hep sınırlarımı zorladın seni. Eğer senin sınırların başka insanlara zarar veriyorsa karşına çıkmakta tereddüt etmem. Bir kere yaparsın eyvallah. İkinci de tamam. Üçüncüye gözünün içine bakarım. Dördüncüde hesabını sorarım Semih. Bak bana şimdi. Meriç mi? Bilmiyorum. O çok farklı biri. Korkutucu hatta. Ama onda çözemediğim bir şeyler var. Sırlarla dolu. Çözmeye çalıştıkça içine çekiyor. Kaçtıkça kendine çeken bir kara delik gibi bir şey. Onsuz da olmuyor, onunla da. Önemli olan sen ne hissediyorsun? Sen onun gözünün içine bakıp gerçekleri söyleyebildin mi? Gerçek Meriç Tuna kim? Açıkladın mı? Kendi karanlığını temiz insanlara bulaştırma. Beni zorlaman Semih. Çizginin bu tarafına sakın geçmeye kalkma. Çünkü Kayla bu tarafta benimle. Eğer onun etrafını dolaşacak olursan beni karşına alacak kadar delirmişsin demektir. Üçüncü kuralı bozacak olsam da onu merak ediyorum. Üçüncü kural da ne? Meriç Bey ve kuralları. Onu gerçekten tanımak istiyorum. Onu yaşamak istiyorum. Anlatabiliyor muyum?
Onun dünyasında kaybolmak istiyorum. O benim hastalığım. İyileşmek istemiyorum. Kayla, bunun tıpta bir adı var zaten. Aşk diyorlar. Benim aşkım ikimize de yeter mi? İşte onu bilmiyorum Neşe. Bir süre mola verelim. Yaşamak istediğim başka şeyler var.